Gündemde Güney Asya ülkelerinden Myanmar'da yaşanan insanlık dramı var sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi Arakan bölgesindeki Müslümanlar katlediliyor. Katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınanlar buradaki kamplarda zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Evet, bizler de bu konuyu işlemek üzere şimdi Gaziantep'e döneceğiz. Muhabirimiz Ali Coşkun, konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'le konuşacak. Sözü hemen kendilerine bırakıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Anda Özmen. Gaziantep'teyiz, Demokrasi Parkı'ndayız. Demokrasi Parkı'nda demokrasiden uzak bir ülkeyi anlatacağız. Müslüman kardeşlerimiz, Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz büyük bir acı içerisinde. Sosyal medyada çok büyük yer kaplıyor. Günlerdir devam ediyor ve ilgiyi oraya çekmeye çalışıyor. Sosyal medyada insanlar, basında insanlar. Evet, resmi olmayan kaynaklara göre 1000'e yakın Müslüman katledildi bu bölgede. Büyük bir acı var içimizde. Ramazan ayındayız. Bu mübarek günlerde bu tarz olayların yaşanması tabii ki hepimizi üzüyor. İşte bu konunun detaylarını konuşacağız. Hem Gaziantep AK Parti Milletvekili hem de Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Şahin bizimle birlikte olacak. Evet. Efendim, dediğimiz gibi biraz içimiz acıyor, içimiz burkuluyor. Orada neler oluyor Arakan'da? Bir o bölgeyi genel hatlarıyla izleyicilerimize aktarmak açısından neler söyleyebiliriz, neler aktarabiliriz? Evet, belki de biraz öncelikle Türk kamuoyunun da tanıması adına Arakan Müslümanları kimlerdir, ne zamandan beri o bölgede yaşıyorlar? Biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Arakan'da Müslümanların tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Orta Doğu'da yaşayan Arap Müslümanlar, Arap tüccarların bölgeyle gerçekleştirdikleri ticari faaliyetler neticesinde o bölge insanları İslam'la tanışıyorlar ve 8. yüzyıldan itibaren biz Burma'da, bugün Myanmar adıyla bilinen bu bölgede Müslüman varlığına rastlıyoruz. 1430'lu yıllara gelindiğinde Myanmar Müslümanlarının, Arakan Müslümanlarının Arakan İslam Devleti adıyla bir devlet kurduklarını görüyoruz. Ve bu devlet yaklaşık 350 yıl boyunca Myanmar'da hüküm sürüyor. 1784 yılında Budist Burma Devleti'nin saldırısı neticesinde bu Arakan Müslüman Devleti yıkılıyor. Ve o tarihten sonra bu bölgeye İngilizler hakim oluyor 1824'lü yıllardan itibaren. İngilizlerin o bölgede sömürüsüyle birlikte, yerleşmesiyle birlikte bu sömürülerini sürdürmek adına gerek Budistlerle gerek Müslümanlar arasında sürekli bir takım fitneleri ortaya sokarak o sömürüyü daha hızlandırmak, daha etkin hale getirmek ve hızlandırmak adına fitne çalışmaları yürütülüyor ve bunun neticesinde o tarihlerden itibaren sık aralıklarla bölgede Budistlerle Müslümanlar arasında, Arakan Müslümanlar arasında bu tür böyle şiddet olaylarına maalesef ki rastlıyoruz. Bu son çatışmalar aslında bakarsanız yeni bir çatışma değil. Müslümanlarla Budistler arasında veya orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin, Arakanlı veya diğer adıyla Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı ilk katliam değil. 1942 yılında yine bu Burma ordusunun da desteğiyle orada yaşayan Budistler Müslümanlara yönelik çok büyük bir katliam başlatıyorlar ve o günün rakamlarıyla yaklaşık 150 bin Müslümanı katlediyorlar. Yine 1962 yılında bir devrimle yönetimi ele geçiren General Nevin'in desteğiyle büyük bir Müslüman katliamı başlatılıyor 1962 yılında. Onun ötesinde zaman zaman aralıklarla bu çatışmalar sık aralıklarla devam ediyor ve bugüne kadar geliyor. Ancak bugün niçin bu kadar sosyal medyada yer alıyor? Bugün ilk kez Arakan Müslümanlar ile tanışıyoruz. Maalesef ki Myanmar zengin dünyanın çok gözünün çok ırağında, uzak bir coğrafyada. Asya'nın uzak platolarında iletişim araçlarının da bu kadar yaygın olmaması sebebiyle geçtiğimiz yıllarda bu tür katliamlar, Myanmar'da yaşayan Müslümanlar maruz kaldığı bu katliamlar dünya kamuoyunun gündemine bu kadar etkin bir şekilde oturmuyordu. Ancak gerek sosyal medyanın etkisiyle gerek iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaşmış olmasıyla birlikte artık gerek Türk kamuoyu gerek dünya kamuoyu dünyanın neresinde nasıl katliamlar yaşanıyor görebiliyoruz. Bir de efendim çok önemli bir nokta. Türkiye'ye bakış açıları oradaki yaşayan Müslüman kardeşlerimizin nasıldır? Bir de onu değerlendirir misiniz?
Öncelikle çok büyük bir zulüm altında yaşadıklarını söylemek gerekiyor. Biraz da oradaki şartlardan bahsetmek lazım. Arakan Müslümanları, Rohingya Müslümanları hangi şartlar altında yaşam sürüyorlar? Rohingya Müslümanlarının kaldığı, yaşadığı şartları açıkçası anlatabilmek çok güç. Örneğin Rohingyalı bir Müslüman evlenmek isterse, 30 yaşından Rohingyalı erkek bir Müslüman 30 yaşından önce evlenemiyor. Rohingyalı bir Müslüman kadın da yine 25 yaşına gelmediği sürece evlenme şansı yoktur. Rohingyalı Müslümanlar ancak ilkokula kadar okuyabiliyorlar. İlkokulun üzerinde bir eğitim alma şansları yoktur. Yaşadıkları bölgelerin dışına gitmek gibi bir lüksleri yoktur. Ancak hükümetin iznine tabi bir köyden bir başka köye gitmek bile izne tabi. Yapacakları çocuk sayısına kadar şu an Burma'daki, Myanmar'daki junta rejimi tarafından sınırlanmış durumda. Her türlü asimilasyona, ağır işkenceye maruz kalarak yaşam sürüyorlar. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı sürecinde dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan Müslüman azınlıklar maruz kaldıkları sıkıntılarda Osmanlı İmparatorluğu'ndan, hilafet makamından yardım isteyebiliyorlardı. İşte 1500'lü yıllarda yine o coğrafyada, Endonezya'da yaşayan Bande Aceh'deki Müslümanlar Portekizlilerin zulmüne karşı Kanuni Sultan Süleyman'dan gelerek yardım istemişlerdi. Kendilerine gönderilen yardım neticesinde Portekizlerle girişilen bir savaş sonucunda şehit düşen Osmanlı askerleri bugün Bande Aceh'deki o şehitlikte yatmaktalar. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte dünyanın çeşitli noktalarına yayılmış bu Müslüman azınlıklar kendilerine himaye edebilecek, yardım isteyebilecek bir makamı bulmaktan maalesef uzak kaldılar. Mesela o bölgede yaşayan, yine Tayland'da yaşayan Patani Müslümanları var. Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanları var. Onlar da Myanmar'daki hayat şartlarına benzer yaşam sürüyorlar. Rejimlerin baskıları altında bir asimilasyona maruz tutuluyorlar. Bu noktada maalesef ki Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemlerde üstlenmiş olduğu o hamilik görevini bugünlerde üstlenebilecek yeni bir yapı yoktur. Türkiye yine bir umut kapısı olarak görülüyor orada yaşayan Müslümanlar tarafından. Bu geçtiğimiz ay yaşadığım önemli bir örneği ben anlatayım burada. Geçtiğimiz ay Keşmir'den Keşmir Cemaati İslami Partisi lideri ve beraberindeki bir heyet beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyarete geldiler. Ziyaret sebeplerini Abdurreşit Turabi, Cemaati İslami Parti Başkanı Abdurreşit Turabi şu şekilde ifade etti. Biz dedi görüyoruz ki artık Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Müslümanların hamiliğini tekrar üstlenmiş durumda. Gazze'deki Müslümanların, Filistin'deki Müslümanların dertleriyle dertleniyor ve birinci derecede bu bölgede yaşayan insanların sorunlarını dünya kamuoyuna taşıyorlar ve sahipleniyorlar. Yine Somali'deki Müslümanların açlığına ilk müdahale eden ülkenin Türkiye olduğunu, Sayın Erdoğan'ın bu noktada çok yoğun ilgi gösterdiğini ve bizatihi oradaki çalışmaları organize ettiğini biz gördük, buna tanıklık ettik. Biz de Keşmir'de yaşayan Müslümanlar olarak ta Keşmir'den kalktık geldik buraya. Da Türkiye'den ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Keşmir'de yaşayan Müslümanların sorunlarını da sahiplenmesini ve burada yaşayan Müslümanların problemlerini dünya kamuoyuna, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları örgütlerine taşıması noktasında kendilerinden destek istemeye geldik şeklinde ifade ettiler. Şimdi benim aldığı rolü bir nevi ortaya koyuyor. İsterseniz biraz da şeye değinelim. Oradaki kardeşlerimiz için, Arakan'daki kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? Çünkü çok zorluk içindeler, açlık içindeler. Aslında Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz ve dünyanın diğer noktalarında yaşayan Müslüman azınlıklar için, Müslüman toplumları için bugünün şartlarında yapılacak çok şey var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hemen misyon üstlenmesi lazım. Aslına bakarsanız ben bu tür katliamlar başladıktan sonra devreye girmenin çok da yararlı ve kalıcı bir çözüm, kalıcı bir çözüm üretmediği kanaatindeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dünyanın neresinde, hangi coğrafyada ne kadar Müslüman yaşıyor, bir Müslüman coğrafya haritasını çıkartması ve buradaki Müslümanların haklarının korunması ile ilgili ülkelerle, hangi ülkelerde yaşıyorlarsa o ülkelerle devreye girilmesi, temasa geçilmesi lazım. Örneğin eğer Arakan'da böyle bir zulüm yaşanıyor ise daha önceden Arakan, Burma Devleti, Myanmar Devleti ile temasa geçilerek
Yaşayan Müslümanların hayat şartlarının iyileştirilmesi, maruz kaldıkları asimilasyonun sona erdirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılması lazımdı. En azından bundan sonrası için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dünyanın neresinde Müslümanlar, azınlık Müslümanları varsa bunları araştırarak, bunların hangi şartlar altında yaşam sürdüklerini inceleyerek, araştırarak bunlarla ilgili bir strateji ve politika geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ki bu tür zulümler, bu tür katliamlar bir daha yaşanmasın. Ama şu anda yapılması gereken şeyler nedir diyecek olursak, acilen Myanmar ile temasa geçirilerek buradaki acil ihtiyaçların, gıda yardımı gibi insani ihtiyaçların bir an evvel iletilmesi. Çünkü şu an orada junta kalıntısı bir demokrasiye geçilmiş olsa da Mart 2001 ayından bu yana oraya gönderilen yardımlar şeylere ulaştırılmıyor Arakan Müslümanlarına maalesef. Hem bu yardımların ulaştırılması konusunda hem de oradaki süren bu çatışmaların bir an evvel sona erdirilip oradaki Müslümanların yaşam haklarının garanti altına alınması noktasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hemen devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komisyonu'nun devreye girerek bir heyet göndermesi ve orada yaşayan Müslümanların haklarının korunması ve süre giden zulmün bir an önce durdurulması noktasında aksiyon üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunlar tabii uluslararası örgütler olduğu için hareket kabiliyetleri sivil toplum örgütlerimize oranla biraz daha yavaş. O anlamda ben gerek Birleşmiş Milletler gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan önce de sivil toplum örgütlerimizin hemen orada aksiyon üstlenerek, misyon üstlenerek orada Müslüman kardeşlerimizin yardımlarına koşması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerimiz sınır ötesi misyonlar üstlenmiş. Başarıyla da bu misyonları yerine getirmiş çok güçlü sivil toplum örgütlerimiz var. Ben sivil toplum örgütlerimizin de bir an evvel o bölgede gerekli çalışmaları yaparak Arakan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerekli ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında veya orada yaşayan zulmün dünya kamuoyuna duyurulması noktasında önemli misyonlar üstleneceğini düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma söz konusu mu? Aslına bakarsanız şu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olduğu için bir çalışma yoktur. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de işte az önce de bahsettiğimiz gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanların Türkiye'ye karşı beklentileri var, umutları var. Türkiye bir umut olmuş kendileri için. Binlerce kilometre yolu kat ederek o umutlarını ve Türkiye'ye ilişkin beklentilerini dile getiriyorlar. Bu noktada yurt dışında yaşayan akraba topluluklarımız için biz bir başkanlık kurduk biliyorsunuz. Müslüman toplumlar için de yine hangi şartlarda yaşıyorlar veya bu tür krizler baş gösterdiğinde hemen o bölgeye intikal ederek oradaki şartları iyileştirebilecek bir araştırma komisyonunun oluşturulmasında ben yarar gördüğümü söyleyebilirim. Bir de son olarak şununla da değinelim. Bir arada kalmışlık söz konusu. Bangladeş'e sığınma istiyorlar. O sorunla ilgili de neler söyleyebiliriz? Evet. Şimdi Arakan Müslümanların yaşadığı bölge Myanmar'ın batı bölgesi. Bangladeş körfezi ile komşu. Gidebilecekleri tek yer ya Bangladeş körfezi veya işte Bangladeş. Ancak Bangladeş'in kendisi zaten çok büyük bir fakirlik içerisinde. Zaten önceden 300 bin civarında, 300 veya 400 bin olarak telaffuz ediliyor. O bölgeye yerleşmiş Arakanlı Müslüman, Rohingyalı Müslümanlar var. Mülteci kamplarında çok ağır şartlar altında yaşıyorlar. Ancak bu katliamların başlamasıyla birlikte Bangladeş'te maalesef ki bu göçleri kabul edemeyeceği yönünde açıklamalar yaptı ve göçleri tekrar geriye döndürme şeklinde uygulamaları var. Rohingya Müslümanları ancak Bangladeş'in kimi köylerine gizlice yerleşerek oradaki Müslümanların sahiplenmesiyle gizli bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Ancak bugün aldığımız sevindirici bir haber var. Tayland'ın 9 tane mülteci kampı oluşturduğunu Rohingya Müslümanları için ve acil durumda, zor durumda kalan Rohingyalı Müslümanları bu kamplarda kabul edeceği yönünde sevindirici bir haber almış bulunuyoruz. Evet, bu güzel haberle teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan ayı bütün Müslümanların ve yeryüzünde yaşayan insanların yaşadığı dramların sona ermesi için bir vesile olur diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir mesaj için teşekkür ediyoruz. Biz de gündem ekibi olarak Gaziantep'teydik. Arakan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin sorunlarını elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Sözü tekrar size bırakıyoruz Anlı Özman. Ali Coşkun, biz bir yandan sizi dinlerken bir yandan da o bölgeden görüntüleri ekranlara getirdik. Hem o görüntüler
hem de biliyorsundur sosyal medyada ve yazılı basında paylaşılan fotoğraflar hakikaten içimizi acıtıyor. Bölgede maalesef binlerce Müslüman kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden katlediliyor. Bu vahşetin son bulması adına uluslararası toplumun da tabii Birleşmiş Milletler'in, insan hakları örgütlerinin bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor. Artık çok daha yüksek sesle haykırmamız gerekiyor bu vahşeti, bu katliamı. Bunun için geç bile kalındı ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz sana da, konuğun Sayın Ali Şahin'e de. Ve böylelikle...